Biyolojinin Zaferi kanalına hoş geldiniz. Bugün kanda karbondioksit taşınmasını anlatacağız. İyi seyirler dilerim. Soluk alışverişimiz akciğerlerimiz ile gerçekleştirilir. Doku hücreleri ile kan arasında doku sıvısı bulunur. Kanda oksijen ve karbondioksit taşıyan olgun al yuvar hücreleri bulunur. Doku hücreleri sürekli oksijenli solunum yapar. Oksijenli solunum sonucunda karbondioksit gazı oluşur. Doku sıvısında yoğunluğu artan karbondioksit difüzyonla kan plazmasına geçer. Karbondioksit kanda 3 farklı yolla taşınır. Çoktan aza doğru bikarbonat iyonları şeklinde kan plazması ile hemoglobinle birleşerek karbomino hemoglobin şeklinde al yuvarlarda. Kan plazmasında karbondioksit olarak çözülmüş şekilde taşınır. Bikarbonat iyonlarının oluşması için kan plazmasında bulunan bir kısım karbondioksit al yuvar hücrelerine girer. Al yuvar hücrelerinde bulunan karbonik anhidraz enzimi karbondioksit ile suyu birleştirir, sonuçta karbonik asit oluşur. Karbonik asit iyonlarına ayrışır. Hidrojen ve bikarbonat iyonları oluşur. Hidrojen hemoglobinle birleşir ve al yuvar tarafından taşınır. Bikarbonat ise al yuvardan kan plazmasına geçer ve kan plazması ile taşınır. Karbondioksitin bir diğer taşınma yöntemi al yuvar hücrelerinde karbomino hemoglobin şeklindedir. Karbondioksit difüzyonla al yuvar hücrelerine girer ve hemoglobinle birleşir. Sonuçta karbomino hemoglobin molekülü oluşur. Karbondioksitin en az taşındığı yöntem plazmada çözünmüş olarak taşınmasıdır. Karbondioksit en fazla bikarbonat iyonları şeklinde plazmada çözülmüş olarak taşınır. Daha az oranda hemoglobinle birleşerek karbomino hemoglobin şeklinde taşınır. En az kullanılan yöntem plazmada çözülmüş olarak taşınmasıdır. Karbondioksit bikarbonat iyonları şeklinde plazma ile al yuvar hücrelerinde karbomino hemoglobin şeklinde ve plazmada çözünmüş olarak doku kılcallarından ayrılır. Karbondioksitleri taşıyan kirli kan önce kalbe gelir, kalp kirli kanı temizlenmesi için akciğerlere gönderir. Akciğerler çok fazla sayıda alveol adı verilen yapılardan oluşur. Alveoller bol miktarda kılcal kan damarı ile sarılıdır. Gaz alışverişi alveoller ile kan kılcalları arasında difüzyonla gerçekleştirilir. Karbondioksitin akciğerlerden atılabilmesi için kan plazmasıyla gelen bikarbonat iyonlarının tekrar karbondioksite dönüştürülmesi gerekir. Bu yüzden bikarbonat iyonları tekrar al yuvar hücrelerine girer. Hidrojen hemoglobinden ayrılır. Hidrojen ile bikarbonat iyonları birleşir ve karbonik asit oluşur. Karbonik asit
karbonik anhidraz enzimi ile su ve karbondioksite dönüştürülür. Karbondioksit, karbonino hemoglobin molekülünden ayrılır. Karbondioksit, al yuvarlardan önce kan plazmasına geçer. Karbondioksit, kan plazmasından alveol epitelinden geçer ve vücut dışına atılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.